Allah herkese ana eylesin, baba eylesin, dede eylesin, nene eylesin. Gecenizi hayır eylesin. Cenab-ı Hak nefesinizi her daim kendi yolunda harcadıklarından eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed'e dirlik, birlik, beraberlik eylesin inşallah. Amin. Memleketimize gayret, kuvvet versin. Amin. Memleketimize içeriden dışarıdan düşmanlara fırsat vermesin inşallah. Amin. Yezidilere Cenab-ı Hak gerekli dersini verdirsin inşallah. Amin. Mezarlıklara mermer taşı yaptırmak caiz midir? Böyle ismi belirlenmesi için taş yaptırmakta bir beis yok ama böyle mezarlıkları süslemek hoş değil. Gusül, boy, abdest de vakit namazı kılınır mı? Tekrar abdest alıyorum, bir sakıncası var mı? Tekrar abdest almanda bir sakınca yok ama namaz kılınır öyle gusül abdestiyle. Perşembe geceleri bayanların tarafında kendi aralarında konuşmalarının çıkardığı gürültü yüzünden sohbeti duyamadığımızı, bu yüzden de gelmediğini söyleyen arkadaşlar var. Özellikle zikrullah bittikten sonra aşırı derecede gürültü oluyor. Bu duruma bir çözüm bulunabilir mi? Zikrullah'tan sonra arkadaşların birbirleriyle sohbet etmeleri, kaynaşmaları, eğer sohbet devam etmiyorsa, sohbet etmeleri, kaynaşmalarında bir beis yok. Ama bazen burada zikrullah'tan sonra sorular kalıyor. Sorulara cevap veriliyorsa o zaman gürültü yapmanın, daha doğrusu birbirleriyle tanışma ve kaynaşmayı sonraya ötelemekte fayda var. Bir yıl önce bir arkadaşa 1000 TL'nin altında kredi kartından para çektim, verdim. Bir yılda en ufak bir ödeme yapmadı. Faiziyle beraber geri ödediğim para 1000 TL'yi geçmiştir. Bir hadis-i şeriften rivayette borç verip de yazmayan kişinin de duası kabul olmuyormuş. Ne tavsiye eder, neler söylersiniz bu konuda? Birisine borç verdiysen, ki bu borç ise, günü de konmadıysa, o kimse eline geçtiğinde ödeyecek. Bir kimse sizden borç para istedi. Eğer ona gün koyulmadıysa, şu gün denmediyse, İslam hukuk açısından söylüyorum, gün söylenmedi. O kimse eline geçtiğinde ödeyecek onu. Uzağa koy. Elim kolum heyecanla hareketli. Eline geçtiğinde ödeyecek. Birisi dedi ki burada soru bu kadar. Çünkü normalde o kimse bir yıl önce bir arkadaşa 1000 liranın altında kredi kartından para çektim, verdim demiş. Verebilirsin. Borç vermişsin. Eyvallah. Ona da cebinde yokmuş. Faiz ödüyorsun. Eyvallah. Senin kendi tercihin bu. O adam ne zaman eline geçti o zaman ödeyecek. İslam fıkıhı Hanefi'ye göre. Gün koyduysa o günde ödeyecek. Ahitlerinizde dur. Gün koymamış. İstemeye dahi hakkın yok. Gün koymadıysa. Birine dedi ki, ya kardeş bana 1000 lira verir misin? Veririm kardeşim. Al sana 1000 lira. Gün konulmadı. Ondan o borcu hatırlatırsın. Yani 1000 lira, vallahi elime geçtiğinde vereceğim. Bitti. Veremiyorum şu anda. Bitti. Gün yok. Gün koyduysa gününde ister. Konya Selimiye Camii eski imamlarından Hüseyin Sıtkı Baba, Metli Baba, Hüseyin Fikri Özer, Musa Çiftçi, bu silsileyi tanıyor musunuz? Alakanız var mı? Hiçbirini de tanımıyorum. Bir alakamız olduğunu da düşünmüyorum. Peygamber Efendimiz soluna mı yatardı, sağına mı? Hatırladığınız, bildiğiniz kadar söyler misiniz? Sağına yatardı. Dizlerini de karnına doğru hafiften çekerdi. Yılanı öldürmek sevap deniliyor. Allah'ın yarattığı bir canlı olarak görsek de öldürmesek olur mu? O seni sokunca sorarım ben sana bunu.
gelir ısırır zehrini akıtırsa sana, o zaman sorarım. Sana git yılan avcılığı yap diyen yok. Evinin içerisinde yılan var, zehirli yılan, ne yapacaksın? Güzel bir sufi olduysan hoş geldin diyeceksin. Önüne biraz da süt koyacaksın, karnını doyuracaksın, göndereceksin. Ama senin çoluk çocuk da sufiyse söyleyecek bir laf yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sünnet yatmazdan önce yorganını silkelerdi, şiltesini silkelerdi. Orada böyle zehirli börtü böcek bir şey varsa o kaçsın gitsin diye. O yüzden insanlara zarar veriyorsa, bir şey sana saldırıyorsa, yırtıcı hayvanlar, onlar öldürülmesinde bir beis yok. Mevlam razı olduğu işleri size ve tüm kardeşlerimize severek yapmayı nasip etsin. Amin. Bir işle uğraşırken virt çekebilir miyiz? Harika olur. Maşallah, subhanallah. Birkaç tasavvuf kitabında zikirden sonra su çay içilmez, o aşkı söndürmek, söndürmemek lazım gibi ifadeler geçiyor. Bizim zikirden sonra bunları içmemizdeki adab nedir? Biz içiyoruz. Zikrullah'ın aşkı, muhabbeti suyla, çayla sönmez. Bu ateş bildiğiniz odun ateşi değil ki üstüne su atınca sönsün. Bizim zikirden sonra bunları içmemizdeki adab nedir? Biz içeriz çayı, çekeriz hayı. Soruyu sormamdaki amaç dışarıdan tasavvufi yaklaşım ve yaşayış tarzının eleştirilmesinden kaynaklanıyor. Kitaplarda büyük alimlerin yazdıklarını şimdiki mürşitten duymak istiyorlar. Eski olmalarını istiyorlar. Bu tarz yaklaşımlara nasıl cevap vermeliyiz? Bizim tasavvuf anlayışımız sünnet-i Resulullah'la sınırlı. O yüzden biz tasavvufu genel manada sünnet-i Resulullah çerçevesinde alıyoruz. Böyle olunca sünnet-i Resulullah'ta zikirden sonra su içilmez, çay içilmez diye bir ibare yok. Biz o yüzden içiyoruz. Bir mürşidi kamille tanışmanın, ders almanın ardında onun başkasıyla tanıştırmak olabilir mi? Olabilir. Sadece bir vasıta olabilir miyiz? Olabilirsiniz. Tasavvuf ilmi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sonradan mı verildi? Hayır. O peygamberdi. Bütün ilimler onda mevcuttu. Efendimiz bunu az kişiye mi aktardı? O normalde bütün ashabı aktardı. Ama bazı şeyler belirli kimseler aktardı. Bu yolun zorluğu zorluğundan mı? Bu yol zor değil. Kim dedi bu yol zor diye? Her insanın tasavvufu yaşama, anlama çekirdeği mevcut mu? Evet. Yoksa bu sonradan mı kişinin ruhuna verilir? Mevcut herkesin çipinde. Tasavvuftan başka yol ve yolların mürşitleri var mı? Ben bilmiyorum. Yoksa mürşid-i kamiller sadece tasavvuf ilminde mi? Ben öyle biliyorum. Çoğalalım diye bir amacımız olmalı mı? Amaç çoğalmak değil, daha fazla insanlara hidayeti ve hikmeti tanıştırmak. Bir kişiye Allah'ın zikrine vesile olmak mı doğru olan? Eyvallah. Davet etmemek nefisten mi? Evet. Alevilikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'tan sonra Hazreti Ali Efendimiz de Kırklar Meclisi hadisesini yaşadıklarından bahsederler. Gerçekten yaşanmış mıdır yoksa bir efsane midir? Miraç hadislerini de okumadım. Kadınların saçlarını siyaha boyaması ile ilgili dinen bir sakınca var mı? Bununla alakalı kadınlar saçlarını boyamasın diye bir hadis de okumadım. Zikirdeki esmaları çıkarttığımız dar bir nefes donan sesleri nasıl çıkartacağımız ve neden çıkarttığımızı anlatabilir misiniz? Biz de öyle öğrendik. Bir kimse Allah'a, kitaba sövse, başka birisi de küfüründen dolayı onu uyarsa ve dövse, sonuç olarak söven kimse ölse, öldüren kişi katil midir? Normalde kim kimi öldürürse katil olur. Ceza vermek insanların kendinde değil. Biz nasihat ederiz. Efendim, Ümre'ye gidecek birine oradakilere ve oraya hediye edilmek üzere salavat ve tevhid çekip gönderilir mi?
geçmişte de bu uygulama var mıydı? İnsanlar gidemiyorlardı, böyle bir şey yapıyorlardı. Yani sonuçta Ümre'ye gidecek olan kimseye gitsin gitmesin önemli değil. Buradan siz ne çekiyorsanız çekin, hediye edin. İlla ki birini vesile edeceklerdi. 5 tane Kur'an admin var. Orada bunu ne o? Siz şey yapın. Bağışlayın. Ya kendin bağışla buradan. Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yattığında hangi ayetleri okurdu? Biraz hadis kitaplarını açıp okuyun neler okuduğunu. Ayetül Kürsi okurdu. Felak nasıl okurdu? İhlas okurdu. Yine söyleyeyim. Efendim gusül abdesti alınırken namaz abdesti de alınır diyenler var. Sünnet-i Seniyye'de var mı böyle bir şey? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gusül alacağı zaman namaz abdesti gibi başlardı. Ellerini yıkar, ağzına su verir, burnuna su verir, yüzünü yıkar, başını mesheder, kollarını yıkar, ondan sonra bütün vücudunu yıkardı. Rabbim nasip ederse pazar günü ilk kez Ümre'ye gideceğim. Orada ve onun huzurunda neler yapmamızı tavsiye edersiniz, nasihat eder misiniz? Kimsenin işine karışma, kimseyle kavga etme. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mescidinde bol bol namaz kıl, bol bol salatü selam getir. Beytullah'ta da bol bol tavaf et ve Allah'ı zikret. Allah'ım kalbimi genişlet duasındaki kalbi genişleme ne manadadır? Sen öyle dua etmeye devam et. Ayet-i Kerime'de Allah yolunda infak ediniz buyuruluyor. İnfak nedir? Allah yolunda bir şeyi harcamak. Allah yolunda neleri infak etmeliyiz? Neyiniz varsa infak edilecek, kendi dairenizde infak edebilirsiniz. Kiminde para, kiminde maldır, kiminde yiyecektir, kiminde giyecektir, kiminde tebessümdür, kiminde ilimdir. Malum Amerikan seçimleri oldu, Batı'nın istemediği Trump başkan oldu, tersten bakıldığında Türkiye'nin istediği mi oldu? Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun ve dünyanın geleceği ne şekil şekillenir, değerli bilgi ve görüşlerinizi lütfeder misiniz? Biz kendi işimize bakalım, memleketimize bakalım, kim seçiliyorsa seçilsin. Kafirler birbirinden farklı mıdır? Gavur gavurdur. Ya bütün insanlar oturmuşlar, gavurdan iyilik bekliyorlar. Yani gavurun gavurluğunu unutmuş herkes. İnan küfür tek millettir. Ne farkı var? Hangi sütsüz seçilirse seçilsin, sütsüz. Ya bütün herkesi böyle bunun şeyi almış, ne o? Sıkıntısı, telaşı almış. Bir şeyleri yorum yapmak için uğraşıyorlar. Bırakın. Yani değişecek mi yani? Amerikan sistemi var. Amerikan sisteminin başına kim gelirse gelsin. Sistemi mi değiştirecekler? Bu Obama da seçildiğinde bir telaş, bir telaş, herkes işte vay Hüseyin Obama diye. İran'ın o eski cumhurbaşkanı bile neredeyse bayram yapacaktı. Neydi onun adı? Ahmet Necat. Neydi Ahmet Necat mı? Ahmet Necat. Hatta neredeyse Mehdi'nin işareti filan dediydi o. Bir ara öyle bir şeyler söylediydi. Değişmez bir şey. Ne oldu? Adam Amerikan sistemini değiştirebildi mi? Adam Amerika'daki fukaralarla alakalı bir yasa geçirmeye kalktı, geçiremedi. Değişmez, oradaki sistem belli. Oraya kim gelirse gelsin. Gelecek ki kim seçilirse seçilsin. İster demokratlar seçilsin, ister cumhuriyetçilerden seçilsin. Yok işte şu politika değişecek, yok bu politika değişecek. Hiçbir şey değişmez. Ne oldu? Hüseyin Obama'da bir şey mi değişti? Bir de işin en enteresan noktası şu. Ümmet-i Muhammed o kadar ezilmiş, o kadar böyle kendi kendine zayıf, o kadar kimliksiz, kişiliksiz bir noktaya gelmiş ki Amerikan başkanından medet umuyor.
Yani zalimden medet umarak hale gelmişiz. Bakın zalimden medet umuyoruz. Yani bize de zalimi allayıp pulluyorlar, çok affedersiniz, bize kakalıyorlar. Zalim ya, hiç kimse oturup ya kardeşim zalim, zalim bir devlet var, zalim bir sistem var, zalim sistemin, zalim devletin başına kim gelirse gelsin o da zalimliğine devam ediyor. Ne oldu? Orta Doğu politikasında bir değişiklik mi oldu? Şimdi bu bir iki bir laf söylediler buna şeyler, ne o? Etrafındaki danışmanlar, bütün İslam ülkesi böyle gözünü açar onlardan, onlara doğru. Ümit ederler. Vay ya ne dedi gördünüz mü ne dedi? Bir iki tanesi de çıkar, o zaten Müslümandı der. Hatta der ki biz onu Müslüman ettik. Başladılar bile efendim. Ya bu böyle hani birisi de kalktı ya, Prens Charles, Charles'ı biz onu Müslüman ettik, İslam ettik dedi. Öldü gitti. İslam dünyası bu zayıflıktan kurtulamıyor bir türlü. Bir türlü kurtulamıyor. Bir türlü. Bırakalım kendimiz olalım. Gavur gavurdur. Bitti. Kim seçiliyorsa seçilsin. Bir sistem var. Sanki seçilen şey, bir derviş seçildi sanki. Sufi seçildi de sistemin başına. Medet umacak millet. Bırakın. İslam dünyası kendi değerlerine dönmek zorunda. Kendini kuvvetlendirip güçlendirmek zorunda. Gavurdan medet umarsa bir İslam devleti asla ve asla iki yakası bir araya gelmez. Müslümanlar gavurdan medet bekledikleri anda Allah onlara yardım etmez. Allah'ın yardımı onlara ulaşmaz. Bir kimse zalimden, fasıktan, kafirden, mürtetten, müşrikten yardım bekler halde durursa kendi kendine Allah'ın yardımı ona dokunmaz. Allah'ın yardımı ona ulaşmaz. Müminler birbirlerinin velileri ve yardımcılarıdır. Müminler birbirlerine yardım etmek zorundadır. Müminlerin yardımcıları Allah'tır. Müminleri destekleyecek olan Allah ve müminlerdir. Değişen bir şey olmaz. Ya bir zeytinyağı fabrikası düşünün. Sen oraya gök zeytin dağıtsan, ergin zeytin dağıtsan, sıkacak atacak onu. Yağını çıkaracak, bir tarafı posasını koyacak. Sistem bu. Amerikan sistemi bu. Oraya başkan göstermelik geliyor. Geliver ayvazım, gidiver tingozum. Filanca padişah gelecek, onu karşıla, filanca devlet başkanı gelecek, bunu uğurla. Orada yemek yedir, şurada fotoğraf çektir. Bununla karşılıklı görün, onunla görünme. Orada bacak bacak üstüne at, öbür tarafta bacak bacak üstüne atma. Onların bacak bacak üstüne atıp atmayacağını dahi etrafındaki danışmanlar söylüyor. Bir sistem var orada. Hangi devlet başkanının yanında nerede bacak bacak üstüne atacak, nerede atmayacak, kime ne konuşacak? Danışmanlar bütün konuşacaklarına varınca kadar ellerine veriyorlar. Kim başkan seçilirse seçilsin. Annem tiroid kanseri. Sizden derviş abilerinden, ablalarından dua istiyorum. Mübarek olsun. Ne güzel. Kanser hastalığı güzel bir hastalık. Tedavisi mümkün olmadığından şehit olarak gidiyor. Ben böyle birisi kanser oldu deyince böyle samimi bir kimseyse mübarek olsun diyorum yüzüne.
Sabret, Allah'ın izniyle tertemiz olarak bu dünyadan göç. Bizim öyle kalkıp da savaş meydanında şehit mehit olabileceğimiz yok. Allah bilir gene. Öyle bir cihat filan da ilan edilmiyor. Bir 15 Temmuz'da meydanlara çıktık ama onda normalde Bursa'da ne tank yürüdü ne top yürüdü. Nasibimiz yok bizim. Öyle dedik, tank top yürür mü dedik. Tank top da yürümedi. Niyetim vardı, ahım vardı. Bir tankın tepesine çıkamadan öleceğim, gideceğim herhalde bu alemden. Yoksa bir darbe olursa diyordum ya, tankın tepesinde beni görürsünüz diye, olmadı. Bursa'da tank top yürümedi. Onda Sakarya'da varmış tanklar, toplar, tüfekler ama onda biz buraya geldik paldır küldür Bursa'ya. Sakarya'da da zaten bir vali çıktı. Maşallah adam vali değil şey. Elinde kocaman bir tüfekle. Tüfekle çıktı adam, boy boy poz verdi. O da bize bırakmadı orayı. Yok, olmadı. O yüzden bir kimse kanser hastalığına yakalanınca kendi kendine mücadele edecek tabii hastalıkla. Ama ve lakin içinden ince ince sevinecek. Ya Rabbi diyecek ya. Sana hamd ederim. Devasız bir hastalık verdin. Ben bu hastalıkla vefat edersem ümit ediyorum şehit olacağım. Çünkü hadis-i şerif var. Ne oldu, bir şey mi oldu? Devasız hastalıktan vefat eden bir kimse şehit hükmünde. Bir hastalığın devası yok. Şehit hükmünde. O yüzden hastalık biraz şeydir. Böyle insanı olgunlaştırır. Allah'ım hayırlı şifa versin inşallah. Amin. Ben caminin Kur'an kursuna gidiyorum. Oradaki bayan hoca muayyen günlerimizde bize Kur'an okutturuyor. Ama evde okumayın diyor hoca. İmam Malik'in görüşünü benimseyerek Kur'an okutturuyoruz ve Kur'an'da geri kalmamız için bunu yapıyoruz dedi. Hocanın bu davranışı doğru mu? Malik'e göre evet. Kadınlar muayyen günlerinde günlük verdiğini çekerken bağışlama yapılmasında bir sakınca var mı ve muayyen günlerimizde günlük verdiğimizi nasıl çekmeliyiz? Kur'an'la alakalı virdlerin yerine tevhid çekilecek. La ilahe illallah. Kur'an öğrenmek için üzerine kalemle tecvidleri yazıyorum. Uygun mu? Bir sıkıntı yok. Gayrimüslim biriyle Müslüman olan birinin evlenmesi caiz mi? Gayrimüslim bayan mı, erkek mi? Soru bayanlardan mı, erkeklerden mi? Eğer gayrimüslim bir kimse bayan ise, Müslüm bir erkek onun nikahını alabilir. Ama bu normalde fıkıh kitaplarında böyle geçer. Eski fıkıh kitaplarında böyle geçer. Ama gayrimüslim dediğimiz kimse eğer testis inancına sahip ise, o zaman onun gayrimüslimliği de tartışılır. Çünkü bizdeki gayrimüslim dendiğinde o kimse Allah'ı Allah, İsa'yı peygamber olarak tanımlayacak. Şeyi de, İncil'i de kitap olarak tanıyacak. Eyvallah. Gayrimüslim dediğimizde o kimse Musa'yı peygamber, Tevrat'ı kitap, Allah'ı da Allah olarak tanınacak. Onlar yine mesela Yahya'yı, Yakub'u Allah'ın oğlu olarak görüyorlarsa gene sıkıntı var. Allah'ın oğlu olarak bir peygamberi gören bir inanç, gayrimüslim inanç olmamış oluyor. Tabi bunun fıkıhta bu inceliği yok. Normalde eski fıkıh kitaplarında diyor ki, bir mümin erkek gayrimüslim bir kadının nikahını alabilir mi? El cevap alabilir. Fıkıh kitaplarında bu. Ama karşıdaki kimsenin biz
gayrimüslim olup hangi testis inancında mı değil mi, Yahudi mi değil mi onu bilmediğimizden bir şey diyemiyoruz. Allah ıslah etsin ve Allah ihya etsin. Ne demek İslam açıdan? Sen Allah ihya etsin de iyiliklerle alakalı ıslah etsin deyince kötülükleri cezayla eğitsin demek. Zina suçunun affolunup olunmayacağı kesin değil dediniz cumartesi sohbetinde. Ben İslam olmadan önce ve bekarken bu günaha bulaştım, çok tövbe ettim, gerçekten çok pişmanım, bir daha da yapmadım. Tövbemin kabul olması için ne yapabilirim ve bir tövbenin kabul olduğunu kul anlayabilir mi? Bununla alakalı bir kimse tövbe ettiyse hiç günah işlememiş gibidir. Eğer o günaha bir daha dönmediyse tövbesi kabul olmuştur diye inanırız. Ben dua ederken ağaçları, çiçekleri kendimden daha temiz, günahsız gördüğüm için onlardan kalben dua istiyorum. Hep zikir halindeler ya, onun için yanlış mı yapıyorum? Bununla alakalı ben Doktor Abdullah'a sorarsam, Doktor Abdullah buna şimdi fetva verir. Der ki bu meselede şizofrenik bir şey var. Abdullah, bir kimse çiçeklerden, yapraklardan dua isteyebilir mi? Normalde isteyemez. Aferin. İsteyemez bir şey. Ya Resulallah, sen bizi tebliğe gönderiyorsun ve biz bazı insanların yanında konaklıyoruz. Ama onlar bize ikramda bulunmuyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz dedim. Resulullah buyurdu ki bir kavmin yanında konaklar, onlar da size misafire yapılması gereken ikramları yaparlarsa kabul ediniz. Eğer bunu yapmazlarsa onların vermesi gereken misafir hakkını onlardan alınız. Buhari Müslim. Bu hadis-i şerifi anlayamadık. Bırak edep adab nasıl olmalı? Evet, bu hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte bir kimse bir beldeye gittiğinde orada misafir kaldığında eğer oradaki insanlar onlar aç olduklarına halde yedirmezlerse şeriatan o kimsenin açım demesi, istemesi bu hadis-i şeriften dolayı haktır. Sufiler için söylüyorum onu. Sufiler istemeyecekler. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecek ve endişe de duymayacaklardır ayetindeki hitap hangi kesimedir? Allah'ın velilerine. Biat etmek nasıl olur? Biat edilen kişinin özellikleri nasıl olmalıdır? Günümüzde yaşanan olaylardan sonra biat etmek tehlikeli midir? Biat etmek hem ayetle hem hadisle mevcuttur. O yüzden biat etmeyi tehlikeli görmek mümkün değildir. Biat edilecek kişinin özellikleri nasıl olmalıdır? Biat edilecek konuyla alakalıdır. Bir kimse demirci ustasıdır. Demirci ustası olduğuna inanıyorsan demir öğreticiliği hakkında ona biat edersin. Bir kimse felsefecidir. Felsefeciye felsefe öğrenmekle alakalı biat edersin. Bir devlet başkanıdır. Devlet başkanına zaten biat edilir. Veyahut da bir kimse bir fıkıh alimidir. Ondan fıkıh öğrenmek için biat edilir. Bir kimse bir şeyin üstadıdır. O neyin üstadı ise onda hangi ilim varsa o ilmi öğrenmek için ona biat edilir. Sohbetlerden öğrendiğim şeyleri bir süre çok sıkı yapıyorum. Zamanla azalıyor ve sonra yapmamaya başlıyorum. Kalıcı davranış değişikliği sağlayamıyorum. Bunu nasıl kalıcılaştırabilirim? İstikamet ve disiplin. İstikametinizi ve disiplininizi hiç terk etmeyeceksiniz. Bir şeye başladıysanız, başladığınız şeye devam edeceksiniz. Bir şeye başladınız. Kendi kendinize öyle disipline edin. Deyin ki ben bunu devam ettirebilir miyim, ettiremez miyim? Ettirin, ona devam edin, başlayın ona. O yüzden gücünüzün üstünde olan şeylere girip çıkmayın. Götüremeyeceksin bir şeyi. Yürütemeyeceksin. Hiç bulaşma. Devamiyet kesbedecek bir şeyse onlara devam et. Hani hadis-i şerif var ya,
Allah az ama devamlı olan ibadetinizden hoşnut kalır. Birine kızdığım zaman yüzüne bir şey demiyorum ama içimden kötü şeyler söylüyorum. Bunda bir sakınca var mı? Keşke içinden de söylemesen. Keşke içinden de söylemesen. Hu zikri, hak zikri, kalp ve nefis zikirlerimiz nasıl oluşmuştur? Günümüzde nasıl ulaştı? Zikir sırasında neyi rahata, neyi rabıta etmeliyiz? Benim genelde siz aklıma geliyorsunuz. Bu cumartesi anlattığınız sohbete biraz ters düşüyor. Şeyhi rabıta etmek doğru mudur? Darbe olduktan sonra FETÖ'nün ibadet kısmında olup da hala da FETÖ'yü savunan insanlarla diyalogumuz, alışverişimiz, onlara olan davranışımız nasıl olmalıdır? Vallahi ibadet kısmında oluyorsa, hala da savunuyorsa o kimse, Allah ona hidayet eylesin. Amin. Rabbi muhafaza eylesin onları. Amin. Böyle bir kimseyle nasıl bir diyalog kurulur bilmiyorum. Bilmediğim yerden. Hiç etrafımda öyle bir kimse yok. Onlarla da bir diyalogum da yok. Bilmediğim yer. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Mescitte iki direk arasında gerilmiş bir ip gördü. Bu ne diye sordu. Ashab Zeynep'indir. Burada namaz kılar, yorulduğu veya gevşeklik hissettiği zaman buna tutunur dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çözün onu. Sizden biriniz zinde olduğu müddetçe namazını kılsın. Yorulduğu veya gevşediği zaman otursun buyurdu. Bu hadis-i şeriften çok mana çıkar ama hemen kalbime geleni söyleyeyim. Demek ki Hazreti Zeynep annemiz mescitte bir iki direğin arasında gerili bir ipi var. Mescitte. Ve iki direğin arasında ve orada namaz kılıyor, orada ibadet ediyor. Mescitte. Anladınız değil mi burayı? Mescitte. Bu bir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Zeynep validemize zinde olduğu zaman siz diyor eğer ibadet edeceğinizde zinde olduğunuz zaman. Yani namaz böyle, buradan imamlar fıkıh çıkarmışlar. Mesela bir kimsenin namazda okuduklarını anlamıyorsa, ya anlamıyorsa derken hani uykusuzluktan dolayı, yorgunluktan dolayı ne okuduğunu bilmiyor. Fatiha'yı mı okudu, İhlas'ı mı okudu, Fatiha'nın neresini okudu? Bunu bilmeyecek kadar yorgun, uykusuz. O zaman diyor ki o namazı kılma. O ibadeti yerine getirme. Bir kimse ibadetlerini severek yapmalı. İbadetlerini isteyerek yapmalı. Derse severek gelmeli. Derse isteyerek gelmeli. Ama ola ki nefsimiz vurdu, evet nefsimizi kıra kıra zorlaya zorlaya gelmeliyiz ama o derse doğru koşmalıyız. O ibadeti aşk ile yapmalıyız. Kimimizin mesleği yorucu bir meslektir. Çok yorgun. O zaman dinlen ondan sonra yap ibadetini. Veya gece ibadeti yapacak o kimse sallanıyor. Ya bırak sallana sallana illaki böyle düşercesine, kafan gidercesine namaz kılacağım diye uğraşma. Aynı şeyi Ramazan ömresinde yaşardık biz teravihden. Mekke'de son rekatlarda artık uyurdu herkes. Büyük bir çoğunluğumuz uyurdu. Uyurduk. O ama o böyle teravih orada
kılınacak tabii. Normalde son rekatlarda, hatta anlatırlardı sonra, kimisi secdede kalırdı. O uyukluyor çünkü. Güç yetiremiyor insan işte normalde şey fazla geliyor hareket. Öyle olunca yani gündüz koşuşturma, gece koşuşturma artık teravihin sonuna doğru herkes kayıyordu. Kaçsa kaçamayacak Şeyh Efendi orada. Bir tarafa da gidemiyor hiç kimse. Şeyh Efendi döner bakar, kim eksik? X kimse. Filanca nerede der. Ben de Bursalılardan hiç kimse böyle filanca nerede dediğinde ona verilecek bir de cevap var. Ben de kimse eksik olmasın diye arkadaşları ben derler toparlarım. Hiç ummadık zamanda sorar çünkü. Veya birisini görmezse sorar. İşte X kimse nerede? Ya onun bir vazifesi vardır. Ya da ona bir vazife söylenmiştir. Öbür türlü sıkıntı var. Onu sorar. Şimdi öyle olunca da arkadaşlar yoruluyorlar. Uykuları geliyor. Sallanıyor kimisi namazda. Herkes birbiriyle iyice sıkılaştırıyoruz biz. Hani rükuya secdeye giderken birbirini uyandırsın diye. Öyle değil mi Murtaza? Herkes öyle çünkü birbirini sıkıştırıyor. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki böyle bir zamanda kılmayın namaz. Veyahut da gece namazı kılacak ya o kimse kendince. Yani işte secdeye gidiyor. Subhane Rabbiyel Ala demek aklına gelmiyor uykusuzluktan. Veya Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala kaldı. Rüya görüyor secdede. Hayal görüyor, hay görüyor. Ben Ramazan ömresinde secdede horlayanı gördüm. Secdede horluyor. Hatta selam verdi. İmam ellemeyin dedim ben. Adam ne güzel namazda uyuyor. En güzel uyku. En mübarek uyku. Ondan daha mübarek bir uyku yok. Ondan daha güzel bir uyku yok. Namazda uyuyor adam. Secdede uyuyor. İşte sufi terbiyesidir bu. Sufi terbiyesinde bir kimsenin kendisini helak edinceye kadar ibadet etmesi, seyr-i sülükte sağlığını bozuncaya kadar o kimsenin seyr-i sülükünde, halvette, itikafta sağlığını bozacak hale kadar o kimsenin böyle kendi kendine sülük terbiyesi yapmasına gerek yok. Sülük terbiyesi o kimsenin kendisini hasta etmesi değil. İtikafta kendini hasta edinceye kadar uğraşmayacak. Veyahut da işte kendince bir ibadet var. Orta yolu seçecek. Hani meşhur ya hadis-i şerif, üç kişi vardı. Birisi hiç yemeyeceğim dedi. Yani iftar etmeyeceğim. Birisi hiç uyumayacağım dedi. Birisi de hiç cima etmeyeceğim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üçünde men etti. Allah'tan en fazla korkanınız benim iftar ederim. Uyurum cima ederim dedi. O yüzden bir kimse kendince, kendi dairesinde. Bir kimsenin işi çok ağır. O üç saat uyuyacak diye bir kaydı yok. Adam ağır iş yapıyor, yorgun. O kimseye üç saat uyku yetmez. Sağlığı bozulur. Ağır iş yapıyor adam. Sabahtan akşama kadar ağır çalışıyor. Sen ona de ki üç lokma ye. Olacak iş mi? Abdullah Halim sabahtan akşama kadar çekiç sallıyor. Doğru mu Abdullah Halim? Sen şimdi Abdullah Halim'e kalk de ki üç lokma ye. O adam çekiç sallayamaz. Adam duvar kırıyor, beton kırıyor. Çekiç sallıyor, lokma kaplan deliyor, yok hiltiyle. Öyle değil mi? İşiniz öyle değil mi? Hilti elinden kaçar iter adamı.
Adam yiyecek. Sen ondan sen az ye de bir dilim ekmek ver lan. Bir dilim ekmeği adam iki lokma da yer onu. Nereye adamın bir dilim ekmek vereceksin? Benim gibi adamın bir dilim ekmek de fazla. Neden? İş yok, güç yok. Sabahtan akşama kadar oturuyorum. Ben şimdi kalkacağım, ben kendim sabahtan akşama kadar oturuyorum diye bir başkasına diyeceğim ki sen üç lokma ekmek ye. Yok öyle bir şey. Herkes yaptığı işe göre yemeğini yiyecek. Herkes yaptığı işe göre uykusunu alacak. Herkes yaptığı işe göre durumuna, konumuna göre hareket edecek. Orta yolu takip edecek. Az yiyeceğim deyip de güçten, kuvvetten, kudretten düşmeyecek o kimse. Az uyuyacağım deyip de ertesi gün mesaide uyuklamayacak. Bir başkasının işinde çalışıyor veya kendi işinde çalışıyor. Adam ben az uyumam lazım deyip de iş yerinde yarı uykulu dolaşmayacak. Böyle bir şey yok. Sen sabah namazına kalk kardeşim. Gece de erken yatmaya çalış. Gündüz uyuyacak zamanın yoksa gece erken yatmaya çalış. Ya ben 3 saat uyuyacağım. Nerede? Filanca kitapta okudum. İşte bir kimse, birisi geçen gün yazmış, bir ay önce filan bana da böyle bir soru, o yüzden diyorum. Filanca kitapta okudum, dervişe günlük 2 saat uyku yetermiş diye bana yazmış. Dedim yok, bize yetmez. Dedim siz dedim kitaplara bakmayın. Nereden buluyorlarsa öyle kitapları? Az uyumak, o kimsenin kendisine göre. Yaptığı işe göre. Hani sahabeden bir kadın geldi, kocasını şikayet ediyor. Diyor ki ya Resulullah, bir, bana nafile oruç tutturmuyor. İki, sabah namazlarına kalkmıyor. Üç, gündüzleri uyuyor diyor bu evde. Çağır diyor, çağırıyorlar. Diyor ki böyle böyle sen sabah namazlarına kalkmıyormuşsun. Diyor ki ya Resulullah, benim işim gece diyor. Ben gece geç vakte kadar çalışıyorum. Allahu alem müfessirler şerh düşmüşler. Fırıncı diye. Ben diyor yani gece geç vakte kadar çalışıyorum. Sabah namazı vakti geldiğinde uykum geliyor. Yorgun düşüyorum, uyuyorum diyor. Ve kalktığımda kılıyorum diyor. Uyandığımda kılıyorum. Kalktığında kılıyor musun? Evet diyor. Tamam. Ama diyor sen diyor nafile oruç tutturmuyormuşsun eşine. Diyor ki ya Resulallah ben gece çalıştım da gündüz uyanıyorum. Gündüz uyanınca diyor hani kadın olan ihtiyacımı görüyorum. Kocana tabi ol diyor kadına. Yani sen oruç tutup tutmamakta adama tabi ol. Adamın gece çalışıyor gündüz boş. Ha, demek ki orta yol. Bakın o kimsenin konumuna, durumuna, o kimsenin şahsın kendisine göre fetva çıktı. Şahsın durumuna göre bir vakaya fetva çıktı. Buradan sakın ha kendi kendinize şimdi pay çıkarıp sabah namazında ben de gece işçiyim deyip ondan sonra vurup kafayı yapmayın. Öyle bir şey yok. Ama bir kimse yorgun, kalkamadı. Uyanamadı. Hoş bizim dervişlerin bir kısmı gece işçisi. İşte normalde semaya gidiyorlar. Derse gidiyorlar. Gece geç vakitte geliyorlar. 4'te 5'te geliyorlar. Kimisi sabah namazını bekleyemiyor. Beklese ertesi işi var, okulu var, bir şeysi var. Yatıyor. O da burada. Onların durumu da bu gece mesaisi yapan fırıncı gibi. O kalktığında namazını kılacak. Böyle işte adamlar gece dersten geldi, zikirden geldi, yoldan geldi. Sabah geç kalktılar. Bayanlar da onların normalde hallerine ne yapacaklar? Makul görecekler. Orta yolu tutmak, herkesin kendi haline, durumuna güç yetirebilmesine göre kendine bir yol çizmesi. Güç yetirdiğine göre.
güç yetirmesine göre, yaşına, konumuna, durumuna, hayat standardına göre kendine bir yol izlemesi ve o kendine olan o yolu kendisinin dizayn etmesi. Onu dışarıdan birisi dizayn etmeyecek. Benim hayat standardım bu. Ben işte memur adamım. Akşam 5.30'da çıkıyorum. 6.30'da evdeyim. Evdesin. Senin bitti. Sen günlük memursun. Memur hayatı kuracaksın kendine. Bakın o kendine memur hayatı kuracak. Standardını ona göre belirleyecek. Uykusunu, ibadetini, gelme saatini, gitme saatini, yapacağı işleri o standarda göre dizayn edecek. Öbürkü bir yerde çalışıyor. İşçi. O da öyle o standarda göre dizayn edecek. Öbürkü işte satış elemanı, satışlara çıkıyor. Ona göre standardını dizayn edecek. Öbürkü esnaf, dükkanı var. Küçük esnaf, büyük esnaf. Herkes konumunu, durumunu kendisini analiz edecek. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu, etrafını analiz edecek. Kendine bir orta yol bulacak. Ve kendisine oluşturmuş olduğu bu orta yolda yürüyecek disiplinli bir şekilde. O kendisine kurmuş olduğu o orta yoldan asla vazgeçmeyecek. Bakın o kimsenin kendisine göre o yol çizildi. Ailesine göre, durumuna göre, vaziyetine göre. İşte örnekliyorum şimdi. Eşinin ailesi ayda bir pazartesi günü yemeği alıyor onların. Hepsini topluyor. Ben gitmem o yemeğe. Böyle bir şey yok. İşini ona göre dizayn edeceksin. Aile efradatını da aileni de memnun edeceksin. Üzmeyeceksin. Annen baban bir kendilerince özel bir şeyleri var. Bir şey oturtmuşlar. Bir şey yerleştirmişler. Git onu analiz et. Söyle şu gün olmasın bugün olsun. Ya bizim bak her perşembe dersimiz var. Bunu başka bir güne alın. Ne güne? Ya ben perşembenin haricinde bir güne uyarım. Veya cumartesi perşembe hariç başka bir gün koyun. Ben ona uyayım. Tatlı tatlı. Kayınpederine, kayınvalidene git söyle. De ki ya benim pazartesi, perşembe örneğin. Örnekliyorum öyle. Dersimiz var bizim. Bunu başka bir güne alın. Ben o güne riayet edeyim. Geleyim ben de. Ben de katılayım orada. Eyvallah bak orta yol bul. Benim dersim var ben o gün gelmem. Ya ben gelmem. Ya öyle diyeceğine. Ya orta yol bul. De ki ya başka bir gün olsun ben geleyim. Başka bir gün olsun. Harika. Orta yol bulmak. Bütün ibadetlerde, bütün davranışlarınızda, bütün hal ve hareketlerinizde orta yolu bulmak. Haftanın 7 gecesi var, 7 gecesi de derse gitme. Eşine zaman ayır. Çocuklarına zaman ayır. Akrabalarına, ailene zaman ayır. Etrafına zaman ayır. Bu doğru değil. Altını çizerek söylüyorum. Bu doğru değil. Derviş oldum diye akrabalarla bağını kesme, koparma. Bu doğru değil. Derviş oldum diye kalkıp da eşinin akrabalarıyla ilgi alakanı kesme. Bu doğru değil. Derviş oldum diye komşularla ilgi ve alakanı kesme. Bu doğru değil. Sufi hem eşiyle, hem çocuklarıyla, hem anne babalarıyla, hem kayınvalide, kayınpeder, komşu, arkadaş, eş, dost ilişkilerini orta yolda götürür. Derviş kardeşleriyle ilişkilerini orta yolda götürür. Kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden ibadetlerini orta yolda götürür. Bir gece 100 rekat namaz kıl, ertesi gün hiç kılma. Böyle değil. Her gece 2 rekat kıl nafile ama devamlı kıl. Bakın 2 rekat kıl ama devamlı kıl. Yılda 100 rekat, yılda bir gece 100 rekat kıl, başka bir şey yok. Hayır.
Az ama devamlı. Bıktırma. Kendini bıktırma. Tatlı tatlı. Yumuşak yumuşak. Her gün oruç. Hayır. Pazartesi, perşembe tut. Başında, ortasında, sonunda tut. Ailene de alıştır. Her gün tutarsan ailene alıştıramazsın. De ki ya işte eşine, bay bayan hiç önemli değil. Eşine de ki hadi ben güzel bir sahur hazırlayayım, pazartesi, perşembe oruç tutalım. Hadi pazartesi tutalım, perşembeyi söyleme. Perşembeyi çarşamba söylersin. Tatlı tatlı, yumuşak yumuşak. Erkekler bakın eşiniz böyle oruçta zorlanıyor. Ona de ki sen olmazsa tutma. Al bu 10 lirayı birine ver, senin oruç sevabın olsun. Nasıl? Basbaya. Sen bak iki tane üç tane çocuğa bakıyorsun, bana da bakıyorsun. İşte eve bakıyorsun, yoruluyorsun. Bak bir de oruç tutmak istiyorsun. Seni takdir ediyorum, seni tebrik ediyorum. Muhteşem bir kadınsın sen. Sen başa tac edilecek, gönüle sultan edilecek, evinde biblo gibi kenara asılacak bir kadınsın. Bakma, ben senin kıymetini bilemedim. Yavrum ne gülüyorsun öyle? Tasvir ettim, çok mu hoşuna gitti? Arkadaki sana demiyorum, senin önündeki ne diyorum? Ha sana demiyorum, yok sen öyle gevrek gevrek gülmüyorsun, senin önündeki gülüyor. Ver ona 10 lira. Ver ona 20 lira. Onun sevabı olsun, o da bir yere bir hediye olarak versin. Mutlu olsun o da. Desin ki ya ne kadar anlayışlı bir adamım var benim. Benim halimden ne kadar anlayışlı, Allah razı olsun ondan desin. Ve onun halini gözet. Onun durumunu gözet. Veyahut da kadınlar, bakın adam yoruluyor, ne bileyim işte stresi var. O bir de oruç tutacak. Ona güzel sofra hazırla. Adam kendi kendine sandviç yapacağım, oruç yapacağım, oruç tutacağım diye uğraşıyor. Dedim nasıl? Ben de ona dedi soğuk sandviç hazırlıyorum, koyuyorum mutfağa. O istediği zaman yesin. La havle ve la kuvvete illa billah illa lillahsin. Dedim maşallah ya, ne iyi kadınsın dedim, hazırlayıp koymuşsun. Bir de hazırlayıp koymayanlar var. Bir de hazırlayıp koymayanlar var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Orta yolu tutmak. Eşlerin birbirine yardımcı olması. Çocukların anne babalarına yardımcı olması. Anne babaların çocuklarına yardımcı olması. Dini meselelerde. Orta yolu tutarak da. Herkesin birbirine yardımcı olması. Orta yolu tutarak da. Birisine dervişlik anlatırken orta yolu tutun. Yaşamadığınız bir dervişliği anlatmayın. Veya yaşanmayacak bir dervişliği anlatmayın. O dervişliği yaşanması mümkün değil. Onu dervişlik olarak anlatıyor. Anlatma. Orta yolu anlat. Ortasını anlat. Ve herkesin gönlü hoş olsun. İnşallah. Fâlemennâhu. Thank you.
Amin. Nestor ya.